Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbn Abidin'deyiz ve namaz bahsindeyiz. Taharet bahsi bitti. Namaza başladık. Dün tariflerini yaptık, izah ettik. Şimdi namazın sebebi ne? Ya. Şimdi namazın sebebi Allah emrettiği için, yani sebep o. Şimdi burada iki şey nakledeceğim. Bizim Küfrevioğlu diye bir kardeşimiz var. Profesör şimdi. O Küfrevioğullarının meşhur şeyhim, akrabalarından. Şimdi demiş ki sen Risale-i Nur'u okuyorsun. Söyle bakalım. Namazı niçin kılıyoruz? Çok müthiş bir cevap vermiş. Burayla uzan, yani yakın alakası var. Demiş dayı herhalde. Dayısı o değil mi? İrfan Küfrevioğlu'nun dayısı esas Küfrevioğlu şeyh, meşhur şeyh, şarkın büyük şeyhlerinden. Demiş dayı, namazın hikmetini mi soruyorsun, illetini mi soruyorsun? Ne demek demiş. Demiş namazın illeti Allah'ın emridir. Ama hikmetini soruyorsan sana saatlerce anlatırım. İşte demiş bizim ilmimizle Bediüzzaman'ın ilmi arasındaki fark bu demiş. Haklısın demiş. Burada sebebi. Bu da çok önemli. Teradüfün ni'an. Namazı kılmamızın sebebi arka arkaya Allah'ın nimetlerini bize ihsan etmesi. Ben dün söyledim, yine söylüyorum. Harika bir cümlesi var. Okuyun. 24. sözün, tamam, 5. şeyinde, nedir, mertebe veya sebebinde ibadet diyor. Anladın mı? Netice-i nimet-i sabıkadır. Yoksa mukaddime-i nimet-i lahika değildir diyor. Onu yanlış, dün biraz yanlış söyledim. Allah affetsin hakkündüzü. Yani ben namaz kılıyorum ta ki Allah ileride bana nimet versin. Ulan ahmak, Allah sana zaten nimet vermiş. Seni bir defa yoktun, icat etmiş. Taş, kaya olurdun, can vermiş. Bitki kalırdın, canlı yapmış. Hayvan olurdun, insan yapmış. İnsan da kafir kalırdın, İslamiyet'i vermiş. Vermiş, vermiş, vermiş. Onun için bu tam onun karşılığı. Demek ki ubudiyet, netice-i nimet-i sabıkadır. Yoksa mukaddime-i nimet-i lahika. Gerekçe verilecek onun mukaddimesi değildir. Dün yanlışlık yaptım, mukaddimesidir dedim. Allah bizi de affetsin çünkü yaşlandı Ahmet Akgündüz. Ama bu cümle bana onu hatırlattı. Teradüfün ni'am yani. Namazın sebebi Allah'ın bize zaten arka arkaya verdiği. Sümmel hitap. Ha, bu da çok önemli. Sonra da hitap. Yani insana hitap ediyor değil mi? Muhatap kabul ediyor Allah bizi. Bundan daha büyük. Yani emir-i ilahi demek. Sebep yani hitaptan kasıt o. Sümmel vakt. Yani bu da çok önemli. Sonra da vakit. Yani bu da bir sebep. Vakit gelmese namaz olmuyor ya. Evet. Zahiri bir sebep yani. Allah onu bağlamış. Biliyorsun vakit sebeptir yani. Hı. Devam ediyoruz. Peki vakit derken neyi kastediyoruz? Önce Akgündüz bir yudum alsın. O dokuncu söz. Hı? O dokuncu söz. Vakit. O tabii ayrı o. Neyi yazdın? Bu netice-i nimet-i sabık ya, olduğunu yazdım. O çok güzelmiş. Çok harika bir cümle bu. Aslında tamamen fazlından cennete giriyoruz yani. Tabii. Yoksa biz yani evet, namaz kılıyoruz ki bize ileride nimet versin. Hadi. Öyle. Onu oku sen orayı. Tamam, yani bir de ben bir cümle, 24. sözün 5. Evet, mertebesi midir, evet, noktası mıdır orada. Şimdi devam et, yoksa burayı anlamazsın. Demek ki namazın birinci sebebi, esas illeti diyelim yani, Allah'ın nimetleri. Sonra Allah'ın bize emri, o da illetin temeli. Sonra vakit, vakit olmasa namaz kılınmıyor. Ama bu vakti açıklıyor. Ey! Aslında sebep derken bunu açıklıyor. Ama araya haşiye yaptı. El cüz'ül evvelu minhu. Yani mesela namaz, öğle namazı girdi. Yani 12:34'te. O birinci zaman parçası esas sebebidir. Ama hangi şartla?
in ittasala bil edav. Eğer hemen namazı eda ederse. O sebep oluyor. Ve illa hemen o anda eda etmezse fema. Yani artık ona bitişik, yani vaktin, tabii yine öğle namazının vakti olmak şartıyla veya hangi namazsa, ona bitişik. Kıldığı an o vakit parçası onun sebebi oluyor. Yani farz olma yani o andan işte itibaren başlıyor. Sebep demek yani farz olma. Ey cüz'ü minel vakti yani. Anlatabildim mi? Cüz'ü minel vakti. Yattasilu bihi el eda. Edanın birleştiği o vakit parçası namazın sebebi oluyor. Ve illa yattasilu el-eda'u bi cüz'in. Ha bak. Eğer o vaktin hiçbir parçasında eda yapılmazsa peki namazın sebebi ne? Fe's-sebebu huvel cüz'ül ahir. Son parça. Farz oluyor o. O zaman öğle namazının son anında bülüğa eren bir adama namaz farz oluyor. tabii. Eda edecek. Tabii. Velev nakısan, eksik de olsa diyor yani. Tamam. Sebep oluyor. Yani mesela diyelim ki güneş doğması gibi yani. Enteresan bir şey ama değil mi? Şimdi hatta bak kardeş çok önemli bu. Hatta öyle ki tecibu farzdır. Ala mecnunin. Akıl hastasına namaz farz olur. Ve mugmen aleyhi. Ve bayılmış bir adama. Efaka. Uyanır uyanmaz farz olur. O vakit içinde uyandıkları takdirde. Şimdi ilk girdiği vakitte farz oldu desen sonradan uyansa o zaman tabii, farz tabii. Olmayacak yani. Ve haidin ve nefse. Hayız gören kadınla. Yani nifas doğum yapan kadına da farz olur. Ama ne zaman? Tahurata. Temiz oldukları an. Ama eda edebilir edemez. Önemli değil. Farz olur. Sonradan kaza yapar. Ve sabiyyim belege. Bak benim dediğim. Bir küçük de bülüğa erdiği an farz olur. Ve mürteddin esleme. Allah Allah. Mürted de Müslüman olduğu an namaz farz olur. Ve insalleya fi evvelil vakti. Allah Allah. Eğer bu ikisi salleya dediği herhalde şey. Yani sabi ile mürtet. Öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi eğer mürtet veya küçük çocuk namaz vaktinin başında namaz kılsalar ve ba'de hurucihi veya namaz vakti çıktıktan sonra kılsalar yudafu sebebu ile cümleti. Tüm vakte namazın, yani o tüm vakit namazın sebebi olmuş olur. Li yesbütel vacibu sıfatil kemal. Kemal sıfatıyla farz olan namaz sabit olması için. Anlaşıldı mı burası? Ve innehul aslu. Yani temel olan, yani daima farz olan bir şeyin tamamıyla, yani bir cüzdür ama sabit olan farz tam olarak sabit olur. Temel kaide budur. Hatta bak benim dediğim yelzemuhumul kadâ'u fî kâmilin. Tam bir şekilde kaza gerekir onlara. Huve sahih. Doğru görüş de budur diyor. Peki karşı görüş ne? Bir akıl hastası veya benzerleri uyansa veya birisi temiz olsa veya Müslüman olsa ama eksik bir vakitte. Yani bir dakika kalmış. Evet. Namaz kılamaz. Onlar için yani haklarında yani sebep olur. Anlatabildim mi? Evet. Ha, sebep olur. Yani yine ha, kaza üzerine. Ha, kaza gerekir. Yine gerekir. Anlatabildim mi? Evet. Hadise bu. Vaktu salatil fecri. Sabah namazının vakti. Kaddemehu. Önce sabah namazını zikretti. Liennehu la hilafe fi tarafey. Başlangıcıyla son nokta arasında ihtilaf yok. Belli yani. Başlangıcı ufuk ne diyorduk ona? Fecri sadrın doğması. Ha işte evet. O bitişi de güneşin doğması. Mesele gayet açık. Anlaşıldı mı bu? Şimdi devam ediyoruz. Ve evvelu men sallahu Adem. Sabah namazını ilk kılan Adem Aleyhisselam'mış. Ve evvelul hamsi vücuben. Farziyeti
O beş vakit namaz arasında ilk olan da yine sabah namazıymış. İki namaz farz olmuş başta biliyorsun. Yani namazlar sabah, beşe çıkmadan önce. Bir sabah bir de akşam. Evet aynen öyle. Ve kaddeme Muhammedun ez-zuhra. İmam Muhammed Hazretleri öğle namazını önce birinciliği almış. لِأَنَّهُ اَوَّلُهَا ظُهُورًا وَبَيَانًا. Açık, net bir şekilde ilk ortaya çıkan o olduğu için öyle demiş. Kendimiz yani de ilk öğle namazını kılmış. Şöyle, Hazreti Cibril İsra gecesinde biliyorsunuz ilk öğle namazını kıldırmış. Hazreti Cibril imamlık yapmış. Sabah namazı değil. Bundan dolayı öyle. Allah selamet versin. وَلَا يَخْفَى. Bak bu cümle çok önemli. تَوَقُّفُ وُجُوبِ الْاَدَيْ عَلَى الْعِلْمِ بِالْكَيْفِيَّ. Ya. Şimdi namazı eda etmenin, yani yerine getirmenin karşılığı kazadır bunun. Eda o. Bunun farz oluşu namazın nasıl kılınışını ayrıntılarıyla bilmeye bağlıdır. Burayı anladık mı? Yani farz olduğunu biliyor ama nasıl kılınacağını bilmiyor. O zaman yani eda farz değil henüz. Feliza işte bu sebepledir ki lem yaktı nebi güne el fecre, sabah namazını peygamberimiz kılmamış. Kaza etmemiş, özür dilerim. Kaza etmemiş. Sabihate leyletil isra. İsra gecesi sabahı. Yani çünkü ayrıntıları henüz daha öğrenmemiş. Sümme hel kâne kablel bi'seti müteabbiden bi şer'i ahadin. Bu da meşhur bir sorudur. Yeni bir mesele bu. Acaba peygamberimiz henüz peygamber olarak gelmeden başka bir peygamberin şeriatiyle ibadet ediyor muydu, etmiyor muydu? Bu soruya cevap verelim. El muhtaru indena la. Yani biz Hanefilere göre tercih edilen görüş, hayır, peygamberimiz hiçbir dinin şeriatıyla amel etmiyordu. Hanif dini vardı ama o din olarak değil. Belki ene ya'melu, belki amel ediyordu. Bima zahara lehu min el keşfis sadiki min şeriatı İbrahim'e ve gayri. Çok güzel bir cevap bu. İbrahim Aleyhisselam ve diğerlerinin şeriatından sadık bir keşf ile kalbine gelen şeylerle amel ediyordu. Harika bir cevap bu. Tabi o zaman Hanif dinine uyuyordu derken bunu kastedebiliriz yani. Hanif dini de öyleydi zaten. وَسَخَّتْ تَعَبُّدُهُ فِي حِرَاءَ. Hira dağında ibadet ettiği kesin. Anlatabilir miyim? Yani ben gittim çıkamadım Hira dağına. Sen çıktın mı? Büyük adamsın. Ben her zaman tembel adamım. Bahr. Bahr-ı Raik öyle anlatıyor. Peki sabah namazının vakti ne zaman başlar? Ne zaman biter delikanlı izamlar? Min evveli tulu'il fecri sani. İkinci fecir. Yani fecri sadık doğuşundan. Nedir bu fecri sadık? El beyadul münteşirul mustatiru la mustatil. Yani ufuktan doğup ufka doğru yayılan genişine ama doğru genişleyen. Yoksa uzunlamasına ufukta doğan değil. O fecri kazip. Böyle genişleyecek. Böyle giderse hayır. Ne zamana kadar peki? İlâ kubeyli tulu'i zükâ'e. Güneşin doğuşundan hemen öncesine kadar. Bu zükâ olan bu Araplar. Anamızı ağlattılar. Bir dammi gayre musarif. Gayri musarif olarak mazmum okuyacağız. Zükâ. İsmi şems. Güneşin adlarından bir 55 tane ismi varmış güneşin Arapçada. Hangisini ezberleyeyim kardeş? Evet, bana göre burada kalalım. Değil mi? Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.